Gülüyorum Hoş ben. Geldin. Gülerim ya böyle. Gül tabii. Bizim söylediklerimizi duydunuz mu? Nasıl? Konuştuklarımızı duymadınız mı? Hocam ben evimce gittim. Biliyorum zaten hani. Zaten kapının arkasında bile dursa. Aynur Hanım telefondaydı anca geldi. Ayaklara döndü. Arkadaşlar şey, geçmiş yani. Olsun diğerler. Şimdi. Bakın, paralel evrene girmek medyumlukla hiç alakası olmayan bir şey. Paralel evrene girmek inanılmaz derecede kolay bir şey. Ve herkes paralel evrene rahatlıkla girer. Bakın hanımefendi, adını da söylemeyin. Hanımefendi gördünüz, 48 yaşında. O bir hayvan olsa hangi hayvan olur? Kedi. Peki. Bu kedi 48 yaşında. Nerede bu kedi? Nerede hayal ediyorsun? Nerede? Mahalle arasındaki parklar oluyor ya. O parklarda ne izliyor. Ne renk bir kedi? Kahverengi. Kırçıllı böyle. O kedinin şöyle son 10 yılına bir bakar mısın? Film şeridi gibi 9 yıl, 8 yıl, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yıl. Yani 38. yaşına kadar git. 48 yaşında bu kedi. 38. yaşına kadar git. Hatta 38'de de durmaz. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30'a kadar git. 30'dan 48'e kadar bu kediyi dön 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 gör bakalım nasıl bir kediymiş. Ve şimdi sana soracaklarıma cevap ver lütfen. Son 5 yılda bu kedi, yani 48'de ya, 43'e kadar bak. Nasıl bir kedi? Huzurlu mu görünüyor, sakin mi? Huzursuz, depresif, saldırgan mı? Ne bileyim böyle hayatın türlü... Karışık böyle. Kimi zaman huzurlu, kimi zaman huzursuz. Biraz daha anlat lütfen. Genelde sakin. Ama huzurlu olduğu dönemler de var, huzursuz olduğu dönemler de var. O görüyor musun kediyi böyle hani? Evet, yani ortamda düşünüyorum onu şu anda. İşte, parkta evrene. Düşünüyorum. Peki şu son 8 yıl içinde, son 10 yıl içinde, son 10 yıl diye bir hayvanla su içiyor mu, içmiyor mu? İçiyorsa ne zaman içmiş, hangi yıllar arasında içiyor? Mesela şu anda bu bir hayvanla içiyor mu, şu gün? Huzursuzluğu çok fazla, içmiyor. Nasıl anlıyorsun huzursuzluğunun çok fazla olduğunu? Kendi başına olmak istiyor. Peki kaç, ne zamanlar, şu son 40'tan 48'e kadar olan 8 yılı ele alalım. Son 3, 5, o ara. Son 3 veya 5 yıldır su iç? Yok. İçmiyor. Peki 5 yıl, 6 yıl, 7, 8 yıl öncesinde su içiyor muydu? Hangi hayvanla su içiyordu?
hangi hayvan nasıl içiyor? Yine kedi gibi görüyorum kendi. Beraber su içmekten mutlular mı? Evet. Peki bak bakalım. Hani bugünden itibaren geri gittik ya. 5 yıl öncesindeyiz. 5 yıl önce. 5 yıl önce su içiyor mu kedi, yoksa 6 yıl önce mi su içiyor? 7 yıl önce mi, 8 yıl önce mi, 9 yıl önce mi, 10 yıl önce mi? Şu an 5 yıl önce... 8. Bağırır mısın? 8. 8 yıl önce su içmeye başladı mı? İçiyorlar. İçiyorlar. Peki 8 nerede, nasıl geldi? Böyle şekil olarak mı, sayı olarak mı, ses olarak mı, his olarak mı, nasıl geldi? His olarak. His olarak 8 geldi. Peki 9'a bak, 9 yıl önce su içiyorlar mıydı? Yani aynı yerde geziyor görünüyorlar ama. Su içiyorlar mı? İçmiyorlar. İçmiyorlar. 9 yıl önce su içmiyorlar. 8 yıl önce su içiyorlar. 9 yıl önce aynı yerde geziyorlar. Doktor hanım? Yani seni rahatlatmak için gözünü açma tabii, en azından söyleyelim. Söylediklerin %100 değil, %101 doğru. 3, 4, 5 yıldır su içiyor. Ama 43, ondan önceki 3 yıl su içiyor. Yani 40 yaşında 8 yıl öncesinde su içiyor, 40 yaşındayken. Ama 39'undayken, peki bakalım bakalım. Hani su içmeye başladılar ya. Diğer kedi, bizim bu kedimizi sevdi mi su içerken? Evet. Peki su içtiğinin ikinci yılı sevdi mi? Aynı sevgiyi sürdürdü mü? Yani çok azalma var. Yüzde kaçlık azalma var ilk yıla göre? %50 diyebilirim. Nasıl anlıyorsun bunu? Ya ben biliyorum, hani siz anlayın diye söylüyorum bunları. Can, ben daha çok hissettiğimi düşünüyorum tamam. Şu anda. Ne olduğunu da biz de çok iyi bilmediğim, yani kendi adıma çok iyi bilmediğim tamam. için. Yani bunlar 8 yıl önce iyi su içiyorlardı ama 7 yıl önce %50'ye düştüler suyu. Evet. Ertesi yıl, yani 6 yıl önce suları nasıl içiyorlardı? Yani giderek azalır, azalır şekilde. Peki bu azalma kimden kaynaklı? Bizim kedimizden mi, karşı kediden mi? Karşı kediden. Karşı kedi. Nasıl olmuş? Yani karşı kedi gidip başka bir yerden mi su içme ihtiyacı duydu? Sıkıldı mı? Başka ihtimaller. Sen çok iyi görüyorsun. Stephen Hawkins dediği gibi o kadar zor ulaşılmaz bir evren değil. Kraliyet evrene girmek bu kadar kolay. Doktor, pardon. Doktor hanıma soralım, adınız benim. Medyumluk mu? Medyumluk gerektiriyor mu? Hayır. Medyumluk gerektiriyor mu eminim? Hayır. Herkes paralel evrene girdiğinde oraya yaşadığın, söylediğin, duyduğun, düşündüğün her şey karşına çıkacak. İşte nerede karşına çıkacak? Perdeyi açacaklar. Bu perde Hacivat Karagöz'ün hayal perdesi. Bu perdeyi kaldırdığı zaman diyecek ki, bak işte senin hayatın bu. Ve bunu en güzel şekilde bizim Türkçemizde dile getiren şairimiz kim biliyor musun? Behçet Necati diyor ki, o kendi hayatını kilim haline getirmiş. Böyle kilim 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 bir kilim yapmış. Tanrısına diyor ki, Tanrım benim hayatım. Bak diyor, burada en çok siyahlar var diyor. Bu en bol renk kara, kara, kara. Hani beyaz? Beyaz, çok beyaz. Ve sonra benim bu kilimimde incir sapları var diyor. Üzüm çöpleri var diyor. Sonra böyle elmaslar, İnciler yok. Aptallığımızdan kalma üzüm çöpleri var.
Bir de boncuklar var, sus boncukları, cam boncuk. Mika. Benim hayatımda aynen şu kilim değil ele güne çıkacak, değil asılacak duvarlarda çiğnenir yabansı ayaklar altında çok çiğ çam. Kilimde incir çekirdekleri, üzüm çöpleri, armut sapları, aptallığımızdan kalma armut sapları, üzüm çöpleri. Gezdir parmaklarını, pürtür. Cam boncuk, süs savunma. Bazı yerlerini atlıyorum. Bu en bol renk kara. Ben sana hiç kara koymadım işte. Hani beyaz, beyaz, beyazları ne yaptın? Bu mavi, kan oturmuş tırnaklardaki mavi. Ben sana senin mavi ısmarlamıştım sıcak çaylar yanında. İşte hayatının ne kadar basit, istemediği tarzda geçtiğini anlatıyor şair. İşte şu anda da bu bilginin, bu kayıtlı bir evren. Kayıtlı evrene geri dönelim bakalım. Şu anda bizim o karşı taraftaki kedimiz, bizim kedimize ne kadar sevgi, aşk besliyor, onunla su içmeyi ne kadar istiyor, yüzde kaç? Hani ilk 8 yıl önce %100 istiyorsa şimdi yüzde kaç istiyor? %50. Şu an %50 mi istiyor? Peki bizim kendi kedimiz onunla su içmeyi ne kadar istiyor? O çok kırgın. Bizim kedimiz çok kırgın. İçmek istiyor mu onunla? İçmek istiyor ama karar da veremiyor. Hangi kararı almak istiyor bizim kedoşumuz? Olmaktan yana, içmekten yana. İçmekten yana? Vallahi içmekten yanaymış. Peki hangi ihtimalleri geçiriyor içinden? O endişeli bir yapıya sahip. Hangi kararları geçiriyor onunla su içmenin yanında? Başka neler yapmayı istiyor bizim kedoş? İyi olmak istiyor. Peki ondan kurtulmak istiyor mu? Zaman zaman. Şu anda kararsız. Yeni bir oda gidip kendine başka bir yerden su içmek istiyor. İstiyor ama tam karar vermiş değil. Anlatsana biraz. Kendine bir yol çizmek istiyor ama karar veremiyor. Hangisinin daha doğru olduğunu bilemiyor. Peki şu anki kararını, şu saniye, şu an... Olumsuz. Kendine başka bir hayat yaratmak istiyor mu? Yok. İstiyor. Şu an. Anlatsana biraz. İşte paralel evreni güzelliği bu. Hem her şeyi anlatıyor, hem de kişiden daha çok biliyor. Kişi diyor ki, acaba öyle mi? Yani o kendisi endişeli bir yapıya sahip. Belki de yaşadıkları onu o hale getirmiş olabilir. Böyle kuşkuları var. Derine inmek istiyor ama bulamadığı bir şeyler de var. Tamam. Peki bizim karşı kedoşumuz başka hayvanlarla su içiyor mu? İçmiş. Yiyor mu? Şu anda. Şu anda da içiyor mu? Hangi hayvanlarla içiyor? Yine kedilerle içiyor görüyorum. Tamam. Peki onlarla içmekten bakalım. Bir sene sonra vazgeçiyorum. Bir sene sonrası bizim o karşı kedoşumuz diğer kedilerle su içiyor mu, içmiyor mu? İşte zamanda yolculuk. Bir sene sonra. Haydi bakalım. İçmiyor. Bir sene sonra onlarla içmiyor. Bizim kedimizle içiyor mu? Ya da bizim kedimizle bir aradalar mı? Evet. Kader.
geçmişe devam. 40 yaşındayken bunlar su içmişlerdi. 39'da bunlar aynı yerdelerdi, su içmiyorlardı. Peki, 38'de, yani bundan tam 10 yıl önce bizim kedimiz neredeydi, ne yapıyordu? Hani öbür kediyle aynı mekanlarda su içmiyorlardı ama ondan bir yıl öncesinde neredeydi, ne yapıyordu? Kendi kendineydi. Kendi, peki, annesi, babası. Şeye git, geriye git. 30'a, 38'deyiz biz şimdi, 30'a kadar iyi. 20'ye kadar iyi. Haydi bakalım, 20'den 38'e kadar gez, dolaş. Vay iyiydi bro. Yaşından 38 yaşına kadar mı? Mesela 20'de bir hayvan nasıl içiyor mu? Yirmide bir hayvan nasıl içmiyor? Haydi bakalım. 21'de bir hayvan nasıl içiyor mu? Hı? İçiyor. 21'de içiyor. Peki az mı içiyor, çok mu içiyor? Yani şöyle karşılaştıracağız. 22'de de içiyor mu? 22'de içiyorsa 21 ile karşılaştıracağız. Hayır, 22 yaşındaki bu kedimiz su içiyor mu bir hayvanla? İçiyor. 21 yaşından sonra içmeye başlamış. 21'den sonra içmeye başlamış, yani 22'de. Hı-hı. Doğru mu? Peki 22'den 23'e, 24'e, 25'e, 26'ya, 27'ye, 28'e, 29'a, 30'a. Haydi bakalım. 22'den 30'a kadar çıkalım. Ne zaman daha çok su içmiş? Suyu hangi zamanda az içmiş? Bize bilgi ver bakalım. 21'de az, 22'de tam, 23, 24, 25'te az. 25'te az. Peki 24'te nasıl? 24'te de az. 24'te de az. 22'de, 21'de birazdı. 22'de biraz. Evet. 22'de tamdı. Evet. 23'te durum ne? 23'te de içiyorlar, birlikte içiyorlar. 22 ve 23'te birlikte içiyorlar. 24, 25? Azalmış. Azalmış. Yüzde kaç azalmış? 50. Yarı yarıya azalmış. 24, 25'te. Peki 26, 27, 28 nasıl? Azalmış, çok azalmış. 26, 27 azalmış mı? 28 içmiyor. 28'de? İçmiyor. İçmiyor. 29, 30? İçmiyor. Sonrası? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Konuşmuştuk sanki hocam bunları. Olsun. Yani 20... 4.25'te, o lütfen 38'e kadar söyle. 25'ten itibaren söyle. Ben de içmemiş. Yani böyle bir bütünlük göremiyorum. Tamam. Bizim için en önemli olan şey 22-30 arası. Hı hı. 22-23 iyi miydi? Evet, 22-23 iyi. 24-25? Onlar da azalmış. Hı. 26-27? Çok azalmış. 28, 29, 30. Onlarda da azalmış görüyorum. Oradaki azalmalar, en azalma nerede? 28. 29, 30 nasıl? 28'e göre? İçmiyorlar gibi. Peki sonrası 38'e kadar olanı bir anlat. Evet.
Yani içiyorlar, içmiyorlar. Böyle az yani. Çok dönem dönem yine böyle. Peki. Bunlar ne zaman artık su içmeye son veriyorlar? 38. Duymuyorum. 38. 38 nereden geldi sana? 38'de bunlar ne oldular? Beraber su içmeye mi devam ettiler, ayrıldılar mı? İçmeye de içiyorlar. 38'de. Hı-hı. Bak bakalım. Bak açıkladım. Hayır. Orada bak. 38'de ve 39'da bak. İçiyorlar görünüyor hocam. Hani o 22-23'te su içiyorlardı ya. Hı hı. Bizim Buhan arkadaşımız. Hı. Hangi hayvan? Kedi. 22-23'te su içtiği karşı hayvan hangisi? O da kedi. Tamam. Şimdi bu kediler kaça kadar su içtiler? Hani bir de bizim 40'ta, 41, 42'de bir kedimiz vardı ya. Hı hı. Karşı kedimiz. Hı hı. O karşı kedimizle bu 21-22-23'teki kedimiz aynı kediler mi? Hayır, ayrı. Nereden biliyorsun ayrı olduklarını? Ayrı, renkleri ayrı. Tamam. 38'e bak bakalım. Bizim bu ilk iki kedimiz. 22'den 38'e kadar. Beraber içiyorlar mı, içmiyorlar mı? ...22'den 38'e kadar aynı kedilerden bahsediyoruz, hı hı, değil mi? Hı hı. İçiyorlar mı, içmiyorlar mı, hı hı, diye. İçiyorlar. 39'da? İçiyorlar. 40'da? İçmiyorlar. 39'da içiyorlar mı gerçekten? İçiyorlar. 40? İçmiyorlar. Peki öbür kediyle tanışma ne zaman? 40'ta mı? 40'ta mı? 40'ta. İkinci kediyle 40'ta. Tamam. Peki sizde nasıl? Peki bakalım, bizim bu 38'de hani kedimiz vardı ya, hı hı, bu iki kedimiz var, bakalım onların yavrusu var mı yok mu? 22'den 38'e kadar olan iki kedimizin yavruları var mı, yavrusu var mı yok mu? Yok. Yok. Yani bu bilinçaltı dili karşısında çıkarılır mı? Eğilir mi? O sorduk, 22'den 38'e kadar olan iki kedimizin yavruları var mı? Ne dedi cevap? Yok. Yok. Peki. Dürün dürün dürün. Haydi şimdi başka gözün kapalı. Hani bizim kim artık hocam? Hani bizim 40'ta iki kedimiz, yeni bir kedi geldi ya. Evet. 40'ta 3 yıl boyunca su içtiler, sonra azaldı. Şimdi tam da şu anda bizim kedimiz 3-5 yıldır su içmiyor. Tamam. Su içmiyor ya. Karşı kediyi biliyorsun. %50'ye inmiş tane. Başka hayvanlar da su içiyordu. Thank you.
Peki onun, yani bu iki kedimizin çocuğu var mı? Bu hani şu son parkta dolaşan kedimiz var ya. O parkta dolaşan kedimizle bu başka hayvanlarla su içen kedimiz 8 yıldır su içiyorlar. Var. Peki kaç tane var? İki tane mi? Bir bak bakalım. Bir tane kesin Görüyorum. diyeyim. Bir taneyi görüyorum. Bir tane görüyorsun. Ne olarak görüyorsun? Hangi hayvan olarak? Köpek olarak görüyorum. Tamam. O köpek buğday tarlasında mı doğdu? O köpek arpa tarlasında mı doğdu? Buğdayı ve arpayı tanır mısın? Evet. Buğday demek püskülü az demek, değil mi? Arpa demek püskülü, saçı sakalı çok demek. Arpa. Peki buğday ve arpa onların sarılık ya da yeşillik olarak değerlendirmiyorsun değil mi? İkisini de yeşil değerlendiriyoruz. Bir bak bakalım. Bizim bu köpeğimiz doğduğu ilk gün arpa tarlasında mı doğmuş, buğday tarlasında mı? İyi. Arpa. Nasıl anladın arpa olduğunu? Peki sen arpa tarlasından kendin. Arpa tarlasında mı doğdun, buğday tarlasında mı? Ben buğdayda doğdum. Kim söylüyor sana buğdayda doğduğunu? Benim eğitimlerimden biliyor musun arpa buğdayının olduğunu? Sadece onu biliyorum. Peki şimdi söylerken o bilgiyle mi söyledin yoksa buğdayı gördün de mi söyledin? Arkadaş için his olarak söyledim. Kendim için, bildiğim için söyledim. Peki şimdi bir bak bakalım. Aslında arpa buğday derken kız mı erkek mi demek istiyorum. Evet, onu biliyorum. Peki onların yavrusu kız mı erkek mi? Erkek olarak düşündüm. Sor. Erkek mi sizin yavrunuz, kız mı? Erkek misin yavrunuz, kız mı? Kız diyor. Nasıl söylüyor bunu? Sesle mi, hisle mi? Yani ben hisler üzerine düşünüyorum şu anda. Tamam. Neymiş onların çocukları? Kızmış. Peki kız şimdi onu hala kafasını karıştırmak için söylüyorum. Biz şimdi hangisine inanalım? Kız mı erkek mi? Son noktayı söyle. Onun söylediğine inanalım. Onun söylediğine inanalım kız. Peki bu kız ikisinin çocuğu mu yoksa sadece karşı kedinin çocuğu mu? İkisinin çocuğu olarak. Sor onlara. Bu ikinizin çocuğu mu? Yani ey kedi, bu senin çocuğun mu? Zaten siz karı kocasınız. Bu senin çocuğun mu yoksa bu köpek senin önceki evliliğinden olan çocuk mu diye sor.
Önceki evliliğinden olan çocuk mu? Cevap ne? Önceki evliliğinden olan çocuk. Kim diyor bunu? Köpek. Yani yavru bunu söylüyor. Evet. Oh. Yavruya sor bakayım. Sen kaç yaşında bir yavrusun? Yaşını söyle bana ey köpek. Yedi. Köpek mi diyor yedi? Köpeğe sor. Köpek cevap vermiyorsa bizim kedimize sor. Bizim kedimiz cevap vermiyorsa baba kediye sor. Sizin bu yavrunuz kaç yaşında? Sizin bu yavrunuz kaç yaşında? Altı, yedi olarak. On mu? Biraz bekleriz. Şöyle yaparız onu. Resim gelmezse şöyle yapacağız bak. Hani bizim kedimiz 48 yaşında ya şimdi. Hı hı. Bizim kedimiz öbür karşı kediyle tanıştığında 39 yaşında tanıştılar, aynı mekandalardı, su içiyorlardı, içmiyorlardı böyle daha. Hı hı. Tam o zaman bizim bu köpeğimiz bak bakalım var mı yok mu? Biz oradan anlarız. Ve bizim bu iki kedimiz 40 yaşındayken su içmeye başladı. O zaman bu köpek var mı yok mu? Var. Hmm, var. Kaç yıl oldu o zaman? 8 hatta 9 yıl oldu. Peki geri gidelim. Bizim kedimiz, bizim kendi kedimiz. Hani 30 yaşındayken bir başka kediyle su içiyordu ya. Hı-hı. Azalmıştı onunla. Hı-hı. Bizim bu kedimiz 30 yaşındayken bu köpek öbür kedinin yanında mıydı değil miydi? Yani 18 sene önce bu köpek var mıydı yok muydu? Vardı. 18 sene önce vardı. 20 sene önce var mıydı? Yoktu. 19 sene önce var mıydı? Kaç yaşındaymış bu köpüş? Yeni doğmuş. Yani 18 yaşındaymış. Evet. Bizim köpüşümüz 18 yaşında. Ve kız, işte bize bilinçaltı dili neyi söyledi? Lütfen gözünü açma. 8, tamam. İlk 8 demiştim. Yani 8 ile ilgili bir takıntı. Akıllı. 8 geldi ama. 16 yaşında. Bir dakika. 26. Peki bir dakika. Ben niye öyle kaldım? Şeye bakalım. Hani dur. Şeye bak. Hani 20 yıl önce var mıymış yok muymuş? Ay sinirlenmem benim. Varmış. Bir de şuna bakalım. Bizim bu kedimiz, hani şu an kızın içinde parkta olan kedimiz, bizim karşı taraftaki bu kediyle 39 yaşında mı tanışıyor yoksa daha önceden tanışıyor mu? Tanışıyor.
mesela 30 yaşında, 20 yaşında, 18 yaşında tanışmış mıydı, tanışmamış mıydı? Yani görüyorlar birbirlerini. Ne zaman görüyorlar? Daha önce. Peki sonra görmeleri ne olmuş birbirlerini? Ve neler konuşmuşlar bunlar? Aralarında nasıl bir iletişim olmuş? İlk iyi olmuş. Sonra ne olmuş? Sonra azalmış görüyorum. İyi konuşmalarının azaldığını. Hı. Ne kadar süre azalmış? O süre içerisinde görüşmüşler mi, görüşmemişler mi? Zaman zaman görüşmüşler, zaman zaman görüşmemişler. Peki bizim bu kedimize bakalım. Doğduğu, hani bizimki şu anda buradaki kedimiz. Doğduğu anda anne babası ona nasıl davranıyordu? Doğduğu ilk yıl. 1 yaşında bizim kedimiz. Anne babası ona iyi mi davranıyor, kötü mü davranıyor, nötr mü? Şu anda bir his, bir acı hissettim. Peki güneş, bizim bu kedimiz 1 yaşındayken güneş parlak mı, solgun mu gökyüzünde? Solgun. Ay? Ay da normal. Ay ve güneş hayvan olsalar ne olur? Ay hangi hayvan, güneş hangi hayvan olur? Ya öküz ve dana geldi ama. Peki sularını içiyorlar mı? Nereden içiyorlar? Aynı kattan içiyorlar. Peki onlar bizim kedimizi seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Nasıl davranıyorlar? Az. Çok iyi davranmıyorlar. Peki o durum. Bakalım şimdi 48 yaşındaki bu kedimiz var ya, şuradaki kedimiz. Onun annesi babası yaşıyor mu yaşamıyor mu göreceğiz şimdi. Şu güneşi görüyorsa baba yaşıyor demek. Gökyüzünde güneşi göremiyorsa ölmüş demek. Gökyüzünde güneş var mı yok mu? 48 yaşında parkta dolaşan bulutlu. Kedi. Bulutlu. Tamam. Görmeyeyim yani. Bulutlu. Peki bulutların arkasında mı yoksa batmış mı güneş? Görünmüyor. Yani batmış mıdır yoksa gökyüzünde duruyor mudur? Çok arkasında. Yani ölmüş mü, yaşıyor mu? Baba. Bir bak. Ölmüş. Görüyor musun? Hani baba deyince böyle bir... Yani onun hani öküz ve dana var ya... Sıkıntılı bir durumu var sanki babayla. Hani öküz ve dana vardı ya, hı-hı, doğduğunda. Hangisi, hı-hı, anneydi? Hangisi güneşli? Öküz anneydi. Dana? Dana babaydı. Peki şu anda dana yaşıyor mu, ölmüş mü şu an? Dana yok. Buna yok şu an. Güneş, yani öküz, ay, öküz değil. Ay. Öküz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yaşıyor. Peki danaya da biraz daha bak bakalım. Yani mesela öküzün yanında dana var mı şu an?
mu acaba? Acaba değil mi? Yani görüyor musun bir şey? Gördüğün zaman söyle. Yani... Yatar böyle düşünüyorum, görüyorum. Hangi hastalıkları var sence bu dananın? Sanki yatıran tarzda, hani böyle hareketlerini kısıtlayıcı. Öküzümüz onunla ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu? İşlik olabilecek şekilde vücutta. Öküzünüz onunla ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu? İlgileniyor. Dolayısıyla dana ve öküz... Peki bizim öküzümüz o danaya bakarken hangi duygular içinde bakıyor? İlgilenirken? Sıkılmış. Bıkmış. Peki dana bakılmaya değer mi, değmez mi? Yaptıkları hareketler, bugüne kadar dananın öküzle geçinmesine bakarsak. Dana öküze iyi mi davranmış, kötü mü davranmış? Kötü davranmış. Baba, anneye kötü davranmış. Peki baba hak ediyor mu bu ilgiyi şu an öküzden? Hak etmiyor. Anne vicdan. Bunların hepsini söylediniz mi? Ya hepsini karşı taraf söyledi bizim. Buradaki arkadaşımız. Başka merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi düzeltmeleri geçeceğiz. Ama biz önce durum tespitini bir yapalım. Aç gözünü. Ay elhamdülillah. Şimdi, kafam nereye gitti bulamadım. Oraya gideceğiz. Biz önce neler öğrendiğimizi bir yapalım bak. Su içmek demek, aşk yaşamak demek. Sen dedin ki, bak 39 yaşında tanıştı dedin. Evet. Kediyle. 40'ında sularını içtiler. 40 yaşındayken evlendi. Tabii 39'unda da tanışma olmuştur. 40 yaşından bugüne, 48 yaşına kadar evliler. Ve sen dedin ki, işte kararsız, ne yapacağını bilmiyor, hayatına yeni bir yön vermek istiyor. Endişeli. 3, 4, 5 yıldır da su içmiyor o kediyle. Küskün o kediye karşı. 3, 4, 5 yıldır aşkları bu durumda. Ama 40, 41, 42, 43'te aşkları iyiydi. Ondan sonra 44'te yarıya azaldı. Bunlar bizim kedimizden kaynaklanmıyordu. Karşı kediden kaynaklanıyordu. Tabii neden kaynaklandığını söyledin, biliyoruz. Hani başka kedilerle su içtiğinden. Şimdi bir de 38'e baktığımızda bir kediyle su içiyordu. O da onun ilk eşiydi. 22'de evlendi eşiyle. Tabii 21'de hafiften su içmeye başladılar demek, 21'de tanıştılar demek. Bir de bir düzeltme karıştı. Şimdi bu hikaye bilmediği için iki farklı kedi gördüyse 22 yaşında şu andaki eşimle tanıştım. Ama ilk eşimle değil, pardon bunda da ilk eş, başka bir eserim yani. Çünkü başka bunlar vardı bununla. Ayrıldık zaten, yani birkaç ay içinde ayrıldık, bitti. Yani 22 yaşında kaldı olan. Ama benim zihnimde devam ettiği için o birden fazla kedi görmüş olabilir. Dur. Sizin evlisiniz, 22'de evlendiniz. Hayır, 22'de şu anki eşimle tanıştım. Tamam, kaç yaşında evlendiniz? 25 yaşında bir başkasıyla evlendim. 25'te. 25'te evlendiniz bir başkasıyla. Tamam. Bir kapatsın. 24. Çok karışık zaten ya. Gerçekten. Kapat gözünü. Hocam kısa sürede açtır. Tamam. Dur. 21, 22, 25'te geldiğinde. 22'de bununla tanışıyorum. 21'de tanışmışsın, 21'in sonlarına doğru. Ha, belki ben 21, 22'de su içmişsiniz. Ay, beraber. Evet, belki. 24, 24 ve 25'te su yoktu. Yok zaten aynı bir durum. Tamam. 25, 26. 25'te bir başkası da evlendim ben. 25.
24 diyebiliriz. Yani 25-24'ün tamam. arası. Çünkü ben Ağustos doğumluyum, Haziran'da evlendim. Yani 24'te diyelim, evlilik tamam. Orada su azalmıştı. Peki o 21, 22, 23 ve 24'teki kedi, 25, 26, 27, 28, 38'e kadar olan kedi, aynı kedi miydi, farklı kedi miydi? Kopuk kopuk hocam işte, hep görünen yani, kopuk kopuk, bir bütünlük yok hayatta. Zihinsel durum makul yapıyor mu kişi, zihinsel durumu? Hani gerçeğinde bir başkası var ama zihnim oraya gider, hani geçmişe gider. Anlamadım. Zihinsel durumu, düşünsel dünyayı algılayabiliyor mu oradaki kişi diye soruyorum. Hani o kopukluğu ona bağlıdır. Ya da biz ona bağlıyız. Aslında sorduğunuz tam anlaşılmadı ki. Şimdi benim hayatımda birisi var ya. Tamam. Ama zihnimde de daha önceden olan kişi var diyelim. Ara ara onu hatırlıyorum. Tamam. Ama görmüyorum aslında. Ya şu anki eşinizle 22, 23, 24... 22'de tanıştım. 23, 24'te de beraberdiniz. Hayır, hayır değilim. 22'de tanıştınız. 22 yaşında yani tanıştım. Bir sefer yoldum ve bitti. Tamam. Sonra şimdiki eşinizle... O 22'deki, tamam. 22'deki tanıştığım insan şu andaki tamam. eşim zaten. İlk eşinizde ne zaman? İlk eşimle aynı tarihte tanışıyorum ama arkadaşım o zaman. Tamam. Ha. Şimdi 23 ve 24'teki kedi nasıldı içtikleri su? Azdı. Azdı. Tamam. 25, 26, 27'de de azdı, doğru mu? Evet. Tamam. O zaman aşkımız, işte dediniz hani iste... Pek aşk yoktu. Hani arkadaşlık, arkadaşça olan sevgi vardı. Hı. O 38 yılında... Biz bu evde yeter diye düşündük ve evlendik. Evliliğin içindeyken biraz daha sevdiğimiz 2-3 yılımız oldu. Daha yani gerçekten hı. evli gibi hissettiğimiz. Ama sonra... 38 yılında, tamam. Yani 38 yılında kadar bir süreçte o evime indi. Ve bir 38'e gider gitti. Tamam. 38'de, hatta 39'da... 38'e resmen boşandı, evinde ayrıydı. 38 derim. Ama yine 38 yaşının içindeyken olan şey, o zaman kalp krizi vesairesi aynı. Şu anki eşle tekrar görüşmeye başladık. 39'da. 39'da artık hani şeydik, çok sık görüşüyorduk, ailesine girmiştik. Hı. Ama onun öncesinde hani bir şeyler olsun diye değildi görüşmeye başladık. Ama sonrasında gelişti. 40'da da evlendik. Ve sizin kendi çocuğunuz olmadığını söyledi. Yok. Onun çocuğu olduğunu söyledi. Ve sorduğumuzda kız olduğunu ifade etti. Kızın yaşı hakkında net değildi bizim bilgimiz. Ve şu anda itibariyle sizin de kendi hayatınızda ne yapacağınızı anlattı bize. Ne düşündüğünüzü. Peki sağlığına bakalım. Gözünü kapat lütfen. O parktaki kediye bak. Bedeni yüzde kaç sağlıklı? Ona 100 üzerinden kaç puan verir sağlığına? %50. Daha çok psikolojik bakımdan gelmiş. Fiziksel sağlığına yüzde kaç veririz? %50, %60. Geçen sene yüzde kaç verdik fiziksel sağlığına? %50. Ondan önce ve ondan önce 2 yıl, 3 yıl öncesinde gözünü açabilirsin. Her geçen geriye gittikçe sağlık durumunda nasıl olduğunu söyledi. Bize anlattığıyla eşleşti mi?
gerçekleşti. Peki şimdi tüm bunları bulduk. Hmm. Bir de şöyle bakalım. Çok endişeli bir şey ya. Bir insanın geçmişinde zaman tünelinde bu biçimde yolculuk ediyoruz. Anne babasını da konu aldık. Baba anneye kötü davranmıştı. Ve şimdi de anne babayla babaya vicdanlı davranıyor ve ona bakıyor. Dedi. Yatmış bir dana gördüğü için acaba ölmüş mü diye de düşündü. Hasta. Babam yatmak değil ama hani Alzheimer. Tamam. Ya hastalığı... Hı? Kendi ihtiyaçlarını kendi dışında rahatsız yapamayacağı için ondan böyle davranacak. Evet, olabilir. Alzheimer çünkü hastası kendi başına bir şey yapamıyor genelde. Kendi ifade edemiyor. Bilinçaltı Alzheimer hastası olduğunu. Ve gördük işte bilinçaltı dili. Yani elleri kolları çok böyle hani onu belki dedin mi kendi başına? Tüm istediğiniz bilgileri bu şekilde. Gelelim bunu düzeltmeye. Lütfen kapat gözünü. Bizim bu kedimiz 1 yaşında ve hatta biri de boşver, biri de boşver, bir gündür dünyada. Bir gün yeni açmış gözlerini. Şimdi de annesinin karnında, 7 aydır annesinin karnında, 7 aylık. 7 aylıkken annesinin karnında hangi hayvan? Hocam öküz olarak düşünüyorum. Annesinin karnında bir aylıkken hangi hayvan? Ne aynı olarak düşünüyorum. Peki ay ve güneşten gelen sesleri lütfen kulak verir misin? Ay ve güneş ne diyorlar? Nasıl sesler geliyor aydan ve güneşten? Huzurlu, sakin, sevecen, güzel. Ne bileyim? Nasıl sesler geliyor? Çok huzurlu olmamakla birlikte çok huzurlu bir ortam değil. Çok huzurlu bir ortam değil ama kavgalar, gürültüler var mı? Evet. Hangi sesler geliyor sana? Daha çok babadan. Ne sesleri geliyor? Anneyle. Peki, İlgili. Seni seviyor mu? Güneş ve seni seviyor mu ay? O öküz, yavru öküz hakkında ne düşünüyorlar? Mutlular mı? Ya da bir aylıksın ya, seni farkındalar mı değiller mi? Şüpheli. Peki sen 7 aylıkken öküzdün ya, ay ve güneş senin hakkında ne düşünüyorlar? Baba, biraz olumsuz. Hangi sözleri söylüyor senin için? İstemiyor. İstemediğini nereden biliyorsun, ne diyor? Yani benim şu anda bir acı oluyor baba deyince. Zaten şimdi bizim hani arkadaşımız için şöyle o acıyı hissettiriyor onun için. Bazıları daha hassas söylüyorlar. Benim kendim için biz hani böyle yedi aylık derken şu hissettiriyor. Peki
zaman biz hani zaten gördük ne düşündüklerini. Lütfen sen anne karnında bir gün için bir gün. Bir gün. Ve artık anne karnında bile değilsin. Biz bir yıl daha geriye gittik. Anne karnında bir günlüktün, oradan da bir yıl geriye gittik. Bir yıl sonra anne karnına düşeceksin. Artık yoksun sen. Mutlu musun, üzgün müsün olmadığına? Mutluyum. Peki şimdi... Bakalım şimdi bir yıl öncesinden doğurtacak. Her şeyi düzelteceğiz. Güneş bir yıl önce. Hangi hayvan? Ay bir yıl önce hangi hayvan? Kedi. Güneş, kedi. Ay? Ay da kedi. Tamam. Peki... Sen anne karnında bir günlüktün ya, hı hı. Bir yıl öncesinde kedi kediydiler. Peki bir ay öncesinde neydiler? Sen anne karnına düşmeden bir yıl önce. Kedi kediler kedi kedi mi yoksa değiştiler mi? Yok, daha önceden öyle öküzler ya hocam. Hayır hayır, sen anne karnında bir günlüksün ya. Hı hı. Tamam, sen anne karnına düşmedin. Bir yıl daha gerisine gittik. O zaman kedi kediler miydi? Daha senin dünyaya gelmen, anne karnına düşmen için bir yılın var. Evet, kedi kediler. Doğru mu anladım? Bir yıl öncesi. Senin daha anne karnına düşmen için bir senen var. Evet. Onlar kedi kedi mi? Evet. Peki senin anne karnına düşmen için bir ayın var. Onlar hangi hayvan? Kedi köpek olmuş. Hı. Diğeri kedi. Kedi ve köpek olmuşlar. Hı hı. Suları nereden içiyorlar? Aynı evin içinde, aynı yerde. Tamam. Şimdi onları şelaleye götür. Evet. Ve şimdi artık düzenlemelere başlayacağız. Hayatı şimdi, sizin hayatınızı şu andan itibaren düzeltiyoruz. Bakalım nasıl düzelteceğiz? Ta 48 yaşına kadar getireceğiz. Anne karnında düzelmeleri sağlayacağız.